tane ver. Ablayı oynuyordum. Bezi yakalım ben kesin. Bakalım şimdi. Bakalım şimdi çalışıyor mu? İşte dişli buymuş ama burada pim var, bir değişiyor galiba bu. O yeni yeni o. Bunun işi burada yeni işte, aldım. Dişim. O saatten beraber. Arata bakalım bak. Görüyorum boş dönüyor. Buna beraber dönmesi lazım ama dönmüyor. İçi bozulmuş. Sorun bunda değil. Köşeler sağlamır. Sorun bunda. Bu pim ne diyor bu pim? Bir şey sıkar mı bunu? Yok. Bu dişli çıkmasın diye pim koymuşlar buraya. Dişli çıkmasın diye. Şu dönüyor. Bunu fotoğraflaman lazım. Belki bunu yenisini alman lazım. Bunu. Onu yeni aldım zaten ben. Yeni mi? Tabii. Şimdi bulduk. Saatlama mı alındı o? Bulduk. Demek ki kalitesiz yapmışlar. Hatalı yapmışlar yani. Görüyor musun? Ne zaman taktırdın? Motor boş dönüyor. Saat alırken saatı. Saatten beraber. Arada bir şey yok. Arada. Saat alıyorsun. Oradaki de bozuktu. Görüyor musun aratı? Şu şeyle. Bunda bir sıkıntı olacak. Sıkıştırsan daha iyi olmaz. Şimdi şu aşağı düşen bir şey varmış burada ama. Yok başka bir şey yok. Ama öyle alt ayda bozulmuyor mu zaten? Ama yan sana o yüzden. Yani sen çalışmasın ne olur? Takınız daha ben. Tam olacak daha. Komple yeni almış parça. Maalesef ki halatın oturduğu yatak bulduk çıktı. Halatta bir şey yok ama bura bulduk çıktı. Belki de kalitesiz yapılmıştır. Üretim hatasıdır. Eğer Ford bu halatı halatı yaptıran ya da ithal eden kişiler bu videoyu izliyorsa buna bir şey versin. Yani geri bildirim yapsınlar fabrikaya, üretici firmaya. Yoksa birçok kişi böyle mağdur olacak. Marka da zarar görür. Kimsenin güvene kalmaz bu şekilde. Zaten halatla komple takılıyormuş halatla. Yani herhangi bir baskı yokmuş buna. He, tıkınca sıkışıyormuş demek ki. Önce takıp sıkıyormuşlar. Lastikleri sıkıyormuş. Önce gevşetip takalım. Gevşetim. Doğru sıkılıyor. Sıkılınca lastikler yağı engelliyormuş. Bakın oynamıyor. Bunu ne yapacağız mı? Şimdi olmaz mı? Yerine de atmak lazım. Türkiye'ye koşuyorum ben. Hiç arkana bakmıyorum. Yardım yakamazsın onu.
O bana küt diye dağıtıyor. Demir teker kullandın mı? Çok. Şimdi demir teker bunlar, bunlar kullandım. Kaç yaşın dedim ortadaki? Hı? Kaç yaşın dedim? Ben mi? Ben oraya 14 yaşında gittim aslında. Okuldan çıktı gittim işte. Gayrı orada mı aldın? Fatih böyle takılıyorum şu an. Böyle yine. Tamam. Şu bir daha sıktım. Şu şeylerden o-ringler sıkıştırıyor. Tamam, naylonu getirin. Batma bu yana geç. Demir tikede bunları en zor dağılımda gidersin bunlardan. Yeni yok. Yarım bir diye. Tekrar mı sen? Bunda da var böyle. Çekme. Ya altta var. Çekip ya. Bundan yaptığını yapamam. Yaparsın da. Ya like çabuk yapışıyor ellerini. Mahvediyor. Yeni değişti ama ya eskiden önceden sahibi pek erken yamağını da değiştirmiyormuş sanırım. Böyle ikiye yapıyor bundan. Çarşamba'ya gitmeyince olmaz. Çarşamba'ya gitmeyince olmaz. Motor götür. Gitti zaman, ne zaman gidersin? Hasan söyledi, mutlaka gitme. Var mı? Motor kazanmada ne işi var? Oldu zaman, ne yapacağız yok. Ne zaman olursa. Bir de bunun atılan boya. Barata spreyi sıktığınız zaman boyayı çıkıyor. Bakın. Buna göre bir boya değil. Buna göre. Neyse. O parça, gereken parça alındığı zaman montaj videosu yaparız. Tamam. Değil mi? Baktırırsın değil mi oğlum? Onu alsam oluyor da. Evet, bozuldu diye sordu zaten. Kendiliğin durup dururken bozuldu diye. Bu kronik bence. Onun garantisi yok. Gösterge bozmaz onu. Başkalar da mağdur olur. Başkaları. Bunu aldığında tamam da getiriyorum da takıyorum burada. Yok yok o gerekeni bilir. Dişli değişmeyebilir. İçinde pim var. İç parça değişebilir abi. Böyle mil var ya. He. O değişebilir. Sen arayıp bir sorabiliyor musun? Evet, bir sonraki işte Müzaffer abinin inşaat malzemeleri işi yapıyor. Gene barbat etmiş. Bu lastik senin değildir bence. Hadi. Senin. Kaç tane? Azmin değil mi o? Başka. Ben tamam, sadece kaynak mı yapacağım? Civatalar dönüyor mu? Civatalar. O zaman böyle bir demir lazım. O zaman böyle bir demir bu da gitmiş. Bir tane daha demir lazım buraya. Hava indirelim mi havayı? Hava mı? O ısınmadı o. Isınmadı. Buraya bir demir şöyle. Buradan sürüyor. Bunları mahkep müzaffer abi. Tabii. Çok sonluk arada 10 sonluk derken görüyoruz. 27. Adamsın Harun, adam. Bunlar hep yaşar. Aslan gevşermiş. Şimdi gevşer de tatlı. Oo, güzel. Sıkmazsan hem jant kırılır hem böyle yolda kalırsın. İyi sıkmak lazım onları. Ben de şimdi gelip bu tekrar da yerine takın. Niye bak? Ya da yeni ramur kalacaksın jantlar gevşemesin diye. Bu da gevşer. Tabii. Ben de kımratıyorum. Bunun aslı yok lan. Tamam mı bunu? Arkası bu. Hızlı hızlı seri. Yeni ver. Bana kilo verdir. Ne yapıyor? Şuna bak. Çalış. Leman Osman, güzel çalışıyor. Ben de bu lastikçiyim. Tam baksana, felazı geri al.
Şunların ikisini bu yöndekileri. Arabayı da yaptınız. Borçlandık arabayı. Arabayı ödemiş. Ödemiş mi? Tamam ödemiş. Yeter. 1500 lira. Verdi mi arabamı? Vermiş mi? Zaten ben bu. 1,5 lira almış. Evet arkadaşlar, bu kış dediğinde Allah'a şükür bir çapa makinesi daha teslim edeceğim. Şimdi doğru yemek yapmaya gidiyor. Türkiye dede. Bu makineye de bir lastreye un üç takıyoruz. Bir lastre derin kertikli. İki adet. Sahibine hayırlı olsun bunlar da. Önleri de kaba olmuş bunların. Diş bir şey kalmamış hiçbir şey. Sıfırlanmış iyice. İleride önleri de değiştirmesi gerekiyor. Evet arkadaş, bir lastikler Bolat 55-20. Bir de Bolat Atom 7EB çapa diğer makinesi, diğer çapa makinesi sattık. Allah'a şükürler olsun. Şimdi bunu yükleyeceğiz. Ben kaldım. Bir kere naylonu parçalar yani, söyleyeyim onu. Parçalar, ne önemli değil, biz onu... İyi, tamam, bitir, bitir. Ha, buradan mı bitir? Önden çek, önden çek. Bir şey var. Önden... Aman. Tamam.